Bugün Türkiye'de çok önemli bir referandumu, halk oylamasını milletimizle birlikte gerçekleştiriyoruz. Uzun süren bir seçim maratonunun sonunda artık sözün de kararın da milletin olduğu güne geldik. Ve bugün milletimiz artık kararını ve sözünü sandıklarda ortaya koyacak. Ve inşallah akşam sandıklar açıldığında Türkiye'miz için bereketli, güzel ve iyi sonuçları hep birlikte alacağız. Bundan hiçbir şek ve şüphe duymuyoruz. Seçim boyunca hep söyledik, milletimizin kararı ne olursa olsun başımızın tacıdır dedik. Çünkü millet iradesine olan inancın temel gereği budur. Sandıklardan ne çıkarsa çıksın, herhangi bir tartışmaya mahal bırakmaksızın bunu kabullenebilmektir. Demokrasilerde 50+1 oy her zaman meşruiyet zeminini bulmuş demektir. Sandıktan çıkan her oyu herkesin hazmetmesi, kabul etmesi lazım. Biz de bugün burada oyumuzu kullandık. Doğduğumuz, büyüdüğümüz mahallede ve ilkokul okuduğumuz okulda, Cengiz Topel İlköğretim Okulu'nda oyumuzu kullandık. İnşallah oyumuzun Türkiye için bereketli olacağı ümidiyle komşularımızla birlikte sandığa gitmiş olduk biz de. Öncelikle sabah erken saatlerden itibaren Sinop Merkez ilçede bütün sandıklarımızı arkadaşlarımızla tek tek gezdik. Bugün de öğleden sonra da Boyabat'ta sandıklarımızı yine arkadaşlarımızla gezeceğiz. Şundan dolayı çok büyük memnuniyet duyuyorum. Herkes bir demokrasi şöleni havasında sandıklara gidiyor. Hiçbir tartışmaya, gerginliğe, herhangi bir kavgaya, herhangi bir olumsuz duruma mahal vermeksizin oylarını kullanıyor, iradelerini sandıkta ortaya koyuyorlar. Bu açıdan da milletimizin bu demokrasi olgunluğunu, demokratik olgunluğunu kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Ben tekrar bu akşam sandıklar açıldığında güçlü bir Türkiye'ye, büyük bir Türkiye'ye, bölgesinin istikrar adası haline gelmiş bir Türkiye'ye uyanacağımızı ümit ediyorum ve bu duygu, düşüncelerle bütün milletimizin halk oylamasının bereketli olmasını temenni ediyor. Oyunu kullanan bütün vatandaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Çok sağ olun.